Kardeş. Selamünaleyküm. Arkadaş. Ya epeydir sabah kümesi açma videosu yapmıyorum. Bir an içimden geldi. Bugün kümesimi açayım. Tayoklarımı göstereyim. Hava da güzel, sıcak. O yüzden çok mutlu oluyorum böyle olanda. Buyurun arkadaşlar. Burası harikalar diyarı. Hadi bismillah. Önce kapımızı açalım. Çıkın çocuklarım benim. Aslanlarım benim. Kaplanlarım benim. Şimdi günün her günü buradayız. Yani her sabah bu rutini zaten yapıyoruz. Bazen videoyu alıyorum, bazen almıyorum. Bugünkü aslında konularımızdan birisi de şu olsun. Geçen hafta biliyorsunuz, hafta demeyeyim, geçen günlerde bir kartalın hain, haince planlanmış bir tuzağına düştük. Yani ilk defa öyle bir şey gördük biz. Bu arada kartal dediğimiz hayvanı canlı yayında sizlerle paylaştım. Haftada iki kez falan canlı yayın açıyoruz. Pazartesiler oluyor. Tam belirli günler değil ama olsun. Genelde canlı yayınlarımızı akşam 18 ile 19 çift sıfır arası açıyoruz. 40 dakika 1 saat arası duruyoruz. İçeri doğru girelim. Kartal hakkındaki bütün detaylı açıklamaları sizlerle paylaştım. Tavukları da. Canlı yayınımızı bulup izleyebilirsiniz. Ana poninin şeyi düşmüş buraya üstü. Poninin kıyafetleri düşmüş buraya poninin. Zibidi. Ne yapacaksın sen? Hay maşallah aslanıma benim ya. Renk konularına kurban olduğum renci bence çok güzel olmuş. Ay ne? Ben seni yerim. Yani bırakın normalde çok ürkek bir hayvandır ama tamam dur. Sana ben elimde yem yedirmek istiyorum. Dur. Dur. Sana ne oluyor lan? Borsa bu da. Dur. Dur. Ben bu tavuğumu çok sevdim. Dur. 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 Gel. Gel. Gel 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 baba. Gel gel gel. 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 Gel kızlar gel. Gel 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 gel. Ana. Ana bu nasıl vuruyorsun hele? İşte bu arkadaşlar. Şu an İçim huzur doldu. Hele de bir brakeli böyle elden yem yedirmek gerçekten yani iş. Çünkü brakel çok normalde ürkektir. Bu arada da avucumun içine öyle vuruyor ki al kızım al al. Artistlik yapma lan. Bas seni gırtlarım yerim ben seni. Şimdi brakeller çok ürkek hayvanlar olduğu için İnsana yakınlaştığı zaman açıkça ben şaşırıyorum bazen. Biliyorsunuz benim kümesimde brakel ırkı bayağı bir popüler, yoğun. Brakel ırkını kafese böldüğümüz zaman başaramadık biz brakeli üretmeyi falan. Çünkü horozdan kaçıyorlar. Çok değişik değişik hayvanlar. Yani yabanilik çok fazla içerisinde. O yüzden yapamadık. Ama böyle onları kümesinde rengarenk görünce çok mutlu oluyorum. Kümesimin en renkli tavukları zaten bunlar. Aynen ben çöre çöre yiyeyim. Sen kaynın mı acıktı? Bunun adı da Gargamel arkadaşlar. Gözünün birisi yok maalesef. Ama olsun. Sen var ya sen çok güzel bir hanım oldun sen ha. Çat yediğim seni. Ben sana yine yem vereceğim. Tamam sana bu sefer de buğday vereceğim. Bak bak nasıl da gelir bak. Bak bilir işini bilir. Bak bak. Bak. Elim ısırma ama kızım. Çok yakınsın ısıralım. Haşlandım haşlandım. Ama ne demişler? Öldürmeyen şey bir şey olmaz. Acı insanı güçlendirir. Neyse zibididen korkuyor bizim tavuğumuz. Bu da arkadaş gerçekten çok sağlam vuruyor elime. Acı canım yani. Yeter arkadaş parmağımı gıttır ya. Canlarım benim. Şu tavuklara bir mısır atacağım birazcık. Çok seviyorlar çünkü mısırı. Mısıra aşıklar. Ha çocuklar. Şöyle bir sepeyim mi şuraya? Bakın. Bakın. Tavuklar mısırı neden bu kadar çok seviyor biliyor musunuz? Aslında çok basit arkadaşlar. Bu sorunun cevabı yiyeceğin kendinde gizli. Siz nasıl abur cuburu, fast food'u, ne bileyim cipsi seviyorsanız, film izlerken en çok abur cubur yemek istiyorsanız, işte tavuklarımız da
tavuklarımız için de şu gördüğünüz yem abur cubur arkadaşlar. Çünkü mısır karbonhidratı yüksek, yağlandıran bir ürün. Aynı zamanda tavukların gagala yut tekniğine en çok uyum sağlayan ürün. Buğdayla mısır pürüzsüz zeminleri sebebiyle gagala yut tekniğine çok iyi uyum sağlıyor. O yüzden tavuklar kafayı yiyor mısır görünce. Ancak işte çok fazla mısır yedirirseniz maalesef hayvanlarda yağlanma olacağı için yumurta yerimi düşer. Biz de yedirmemeye çaba gösteriyoruz. Çıksın kapıda yesinler kardeş. Yapacağı bir şey yok. Açık konuşalım. Şimdi dışarı çıkalım. Hayvanları yemledik. Tavuğumu besledim. Bayağı bir parmaklarının içine patır patır gaga attı. Canım da yandı arkadaş. Bayağı yaktandı canım. Dışarı çıkıyoruz. Hava çok güzel. Muazzam bir oksijen var şu an. Keyfim yerinde. Daha öbür kafesler açılacak. Onları da açacağız tabii. Belki bu videomda açmayabilirim ama açmayı düşünürüm. Bu tarafa doğru gelelim. Koşamoları çıkartalım. Sizlerle birlikte. Ay pamuk. Pamuk ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun pamuk? Pamuk bir evcilleşmedi arkadaş. Uyanık güzel de burada. Abi Tokyo ile uyanık güzel eşler. Hadi yaz bakalım aşağı. Gördüm arkadaşlar. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bunları eşlemem için öncelikle zamana ihtiyacımız var. Kış günü bunları eşleyip ben bir şey yapamam. Havalar ısınınca eşleriz. Şimdi şunları bir süre çıkalım. Bayağı bir acıkmış olmalılar şu an. Bak 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 bak. Hanım hanım. Çok güzeller maşallah. Koşamalardan şu ölür muhtemelen. Buna çok fazla tadı uyguladık, beceremedik. Şu tavuğumuz bak bak bak. Koşun beyliğim, sen çalın yerim. Yumurta salıyor kendisi. Çok uysal bir tavuk biliyorsunuz. Bütün bu yavruların hepsi aslında bunun. İşte 1, 2, 3, 4. İçeride var mı başka? Var dersen orada bir tane oturur. 4-5 tane koşamo yavrusu var. Artık ferik oldular, yavruluktan çıktılar. Bunlar... Şunu takayım da. Nasipse erkek bekliyorlar. Erkek de içeride büyüyor çocuğun içerisinde. Şu kafesimizi de açalım. Buradakiler güçlü feriklerimden. Sezonun en büyük kafesi burası. Bu ferikler karışık arkadaşlar. Köy var, cins var. İşte parman çurma bu ferik kafesi burası. Ama bu kafesi çok seviyorum ben. Açık arkadaş. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü içerisinde her şey var. Evet çıkan gidir, çıkan gidir. Hay maşallah aslanlarım benim. Hay maşallah geldi odaya. Seviyorum sizi. Değerli kardeşlerim, güzel bir şey daha söyleyeyim. Bakalım hele hayırlısı olsun diyelim de. Buraya bir herhalde çık gıdıcı alırım dibime gelir. Yakındır. Bir ay sonra herhalde alırım. Bir yer hazırlayalım. Şimdi ben hangisi çıkardım kapıya? Bütün kafesleri dışarı çıkarttık. Sıra kimde? Karşı kafeslerde. Karşı kafesleri de dışarı çıkartmak istiyorum. Güvercinciklerim de buydu. Tavşancıklarımızda hiç laf yok. Buraya geliyorsunuz. Kekiklerim var. Bıldırcınlarım var. Maşallah. Hepsiyle her sabah ilgilenmek beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Şimdi bu taraf farklı bir camia. Bu taraf farklı bir camia. Bu taraf daha çok zengin kısmın oturduğu, bu taraf daha çok orta kısmın oturduğu. Ama ben bu tarafı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü buradaki karışık sürü işte o renkli sürü arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum tabii ki. Şu rengarenk ortamı görüyorsunuz değil mi? Muhteşem. İşte bu rengarenk ortam için önce gönül, duygular, düşünce, hayvan sevginiz ön planda olması lazım. Ondan sonra da bunları alırsın zaten. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Burası özel kafes. Arkadaşlar bu kafeslerimizde geçenler görüyorsunuz. Şurada bir küçük bir haşır neşir olunmuştu. Böyle bir ortalık karıştı. Şu kısımdaydı. Geldik kurtardık ama maalesef olmadı. Canlı yayını izlediyseniz tavuğumuzu kaybettiğimizi hepiniz görebilirsiniz. Tavuktaki son durumları da zaten paylaşmıştık. Tavuğun boynunda gerçekten büyük bir hasar oluşmuştu. Ve her şeyi anlatacağım size.
Nay 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 nay. Ulan Biden. Biden. Ne yapıyorsun sen? Bayandotum benim maşallah. Bayandotlar bu arada bayağı iyiler bu ara. Tabii bayandotu çok severim de bir adam akıl üretemedim şu hayvanlar arkadaş. Hep kaybettik ya da çok şey oluyor. Şu horozu isteyen çok oluyor. Horozları hep verdaş etti. Hep verdaş etti. Elimize bir şey almadı. Şurayı da açalım. Korkmayın. Korkmayın. Haydi gelin kazancılar. Sizi canınızı yiyelim. Kapıya çıkmak yok. Artık kartal saldırısı sebebiyle kapı yasak. Nokta nokta nokta. Tam bunun şeyini de bilmiyorum. Şunun demiri yok. Demiri yok. Demiri yok. Ne olmuş? Almış götürmüşler demirini bunun. Buna bir çöp kahmak lazım. Sevemedim. Canlarım benim. Çok seviyoruz. Şimdi yine sabah saatlerindeyiz. O yüzden biraz açık konuşayım yemir. O yüzden Brahmaları ve Sultanları yine dışarıya bırakmayacağım arkadaşlar. Bu videomuzda emin olun artık çok dikkatli olduğumuzu söylemek istiyorum. Teorimiz şu yönde aslında. O kartal bir daha gelmeyebilir. Ama şu ara biraz riske girmek istemiyoruz. Yine her gün o sürü dışarıda. Ama buradakiler dışarı çıkartmıyorum. Sonuçta burası biraz herhalde ki kolay yem gibime geldi benim. Bu ağaçların içinde de gizlenebilir. Bir de poni buraya geçemiyor. Poniye çok laf atmışsınız arkadaşım. Demişsiniz ki gangalalın ya benim ponim bir tane. Bakın o videoyu iyi izleyin. Poni şu kapının önünde duruyor. Kapı açık olsa o kartalın içinden geçerdi. Ama kapı kapalıydı diye tutamadı. Eminim ki öbür tarafta aynı olay olsa poni oyunu halledecekti ki ben birkaç kez farklı yabani kuşların yere indiği anki tepkilerini görüyorum. Yani poni aslında korumak istese de biz izin vermemişiz o kapıyla. Biraz da sıkıntı olmazdı diye düşünüyoruz. Ponime laf etmeyin arkadaş. O bizim canımız, ciğerimiz. En çok da şey deniyor, kangal. Onu da söyleyeyim. Çıkın çocuklar. Gel. Geveze. Gel oğlum. Gel hanımdan da al gel. Anne maşallah. En çok konuşulan da abi oraya iki tane kangal at. Ya arkadaşlar kangal dediğiniz hayvan koskocaman. Bakın burası harikalar diyarı. Burada büyük bir köpek hırkı gitmez. Buranın ziyaretçisi çok fazla. Gelen arkadaşlar çok fazla. Poniden bile korkuyorlar. Bir kangaldan insan nasıl korkmayıp da rahat rahat etrafı gezecek. O yüzden bize poni yeterli. Küçük olacak, sağlam olacak. Hadi bismillah. Şimdi arkadaş bunlar çok alıştı dışarıya çıkmaya. Artık dışarıya da yok. Üzülüyorum ama yapacak da bir şey yok. Kendi can güvenlikleri için. Öğlenden sonra babam çıkardır sizi. Hadi. Kendi can güvenliğiniz için. Nasipse arkadaşlar öğlenden sonra babam çıkarsın. Şimdi sabah saatlere sizleri artık dışarı çıkartmak yok. Alışın içeride. Sultanları da çıkartıyoruz ve videomuzun sonuna geldik. Değerli kardeşlerim çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Her geçen gün yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Şşt, yok. Dışarı yok arkadaşlar. Yeni şeyler yapmaya çalışırken de yeni yeni tecrübelerle dönüyoruz. Bu tecrübelerimi sizlerle aktarıyorum. Çok güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Emin olun şunu da söylemek istiyorum. Ya sizlere sunduğum o bilgileri harikalar diyarından başka yerde göremezsiniz. Neden diye sorun. Gerçekten ben gönül verdim bu işe arkadaşlar. Tavukçuluk için elimden geleni yapıyorum yıllardır. Harikalar diyarı sizler olduğunuz sürece var olmaya devam edecek. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her gün sabah 8-9 arası, her akşam saat 8'de video atıyorum. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Bay bay.